20 Kasım 2014 tarihinde ilçemizde ve rakip Ersoy İmam Hatip Lisesi'ne kimliği belirsiz kişilerce bir saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıyı telin etme adına Sivrek STK varınca bir basın açıklaması yapılacaktır. Basın açıklamamız komitemizin almış olduğu karar gereği slogansız olacaktır. Biz hiçbir slogan atmıyoruz arkadaşlar. Ben duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 20.11.2014 tarihinde gece saatlerinde ilçemizde ve Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda okul binasının öğretmenler odası ve bazı sınıfları ateşe verilerek kullanılmaz hale getirilmiştir. Öncelikle okul yönetimi, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci velileri olmak üzere tüm eğitim camiasına ve Sivrek halkına geçmiş olsun diyor ve bu tarz saldırıların bir daha vuku bulmamasını temenni ediyoruz. Bu okullarda verilen eğitimin İslami ilimleri de kapsaması öteden beri Türkiye'de bir takım kesimleri rahatsız etmiştir. En son örneklerini 28 Şubat'ta gördüğümüz İmam Hatip okullarına yönelik tahammülsüzlüğün son halkalarını da bu tür olaylarla müşahede etmiş bulunmaktayız. Bir takım kesimler İmam Hatip okullarının toplum nezdindeki itibarına tahammül edemeyerek onlara olan rağbeti azaltma adına büyük çabalar sarf etmektedirler. Halkın değerlerini şiddet kullanarak engellemeye çalışanların biz İmam Hatip okullarına reva görülen bu zulmün değişik sarılmalarını kendileri için bir tehdit olarak algılayan İmam Hatip neslini tehdit olarak gördükleri için bu ülkede yüz binlerce gencin hayatını İmam Hatip okulları üzerinden İslam'ı hedef alıştırılanın derhal tespit edilmesi ve hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Aksi cesaretlenecekleri unutmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İmam Hatip'lere yapılan saldırı aslında düşündürücüdür. Çünkü bu sadece o okula yapılan bir saldırı değil. Aynı zamanda İslami anlayışa, İslam'ın yükselen sesine bir saldırıdır. Öncelikle bu saldırıyı kim, ne şekilde, ne niyetle yapmışsa yapsınlar. Biz bunu kınıyor, bu olayın bir daha vuku bulunmasını temenni ediyoruz. Özellikle İmam Hatip'lerin Sivrek'te ele alınmış olması da ayrıca düşündürücüdür. Bu zihniyetiyle beraber bu kişileri ve bu şeyleri de inşallah aklı selime davet ediyoruz. İnşallah ilçemizde bu tür olaylar bir daha vuku bulmaz. Bilindiği üzere 20 Kasım 2014 tarihinde ilçemiz Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi'ne bir kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmişti. Daha önce de ilçemizdeki bir İmam Hatip Ortaokulu'na yönelik bir saldırı girişiminde bulunulmuştu. Bu iki okulda İmam Hatip olması bu noktada İslami duvarlılığı olan STK'larca İmam Hatip'e yönelik bir saldırı olarak değerlendirildi. Yani İslami değerlere, İmam Hatip'in şahsında İslami değerlere yönelik bir saldırı olarak değerlendirildiğinde buna vurgu yapılmak üzere bu yapılan saldırıları kimliği belirsiz, şu an kimlerin yaptığı, kimler ya da kimin yaptığı belli olmayan bir saldırı ki her yönüyle menfur, çirkin bir saldırıydı. Buradaki İslami değerlere bağlı olan insanları belki birbirine kırdırma, kışkırtma anlamı da taşıyabilecek belki bir saldırı, bir provokasyon da olabilir. Bu manada bu yapılan saldırıların kesinlikle buradaki insanları İmam Hatip'e yönelik kesinlikle bir caydırıcılığı olmayacaktır. İmam Hatip'e gönderme noktasında çocuklarını bir caydırıcı olmayacaktır. Aksine bu saldırılar İmam Hatip'lere olan ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu yaptığı gibi bu yapılan olayı telin ediyoruz. Bu milletimizin inancından, kafasından, imanından gelen bir okuldur. Biz diyoruz ki dünyayı isteyen İmam Hatip'e gelsin, ahireti de isteyen İmam Hatip'e gelsin. Yani burada demektir ki dünya ve ahiretimizi düzenleyen bir okul olduğu için bazı yanlış fikirli insanlar bunu anlayamıyorlar. Onun için de dolayısıyla böyle
kötü olaylar meydana geliyor. İnşallah bundan böyle biz kendimizi onlara tanıtırız. Onlar da bizi anlar ve bir şekilde onlar da bu gibi olaylardan vazgeçerler diye umut ediyoruz. Bugün burada toplanmamızın sebebi Siverek'teki İmam Hatiplere yapılan saldırıları kınamak için burada toplandık. Bir daha bu olayların yaşamaması için inşallah bunu yapanlar aklını başına toplar ve bir daha böyle bir saldırıyı gerçekleştirmezler. Bütün öğretmen camiasını Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ondan sonra bugün Lezgö Parkı'nda bütün arkadaşların bir araya gelme sebebi İmam Hatip Okulu'na yapılan monotoflu saldırıyı kınamak içindi. Bizim burada bir eylem ya da bir provokasyon gibi bir niyetimiz yoktur. Biz sadece burada eğitimimize ve öğretimimize kimsenin dokunmasını istemiyoruz. Ve onun için bunu yapanları kınıyoruz.